çok değerli. İşte bir anne babamız var. Onlar da 18 yaşındaki kızlarını aramak için aramızdalar. 12 Ağustos'tan beri haber alamıyorsunuz kızınızdan. Eyvah. Esra Yılmaz. Üstelik Fatma Hanım diyor ki benim kızımın epilepsisi var. O yüzden oldukça endişeliyim, ilaçlarını ya kullanmıyorsa diyor. Esra Yılmaz 2 yıl önce bir markette Sinan Karaç isimli biriyle tanışıyor. Bir süre sonra da Sinan'a kaçıyor. Okumuyor muydu? Okuyordu. Okurken? Evet. Kaçtaydı? 9. sınıfa yarı dönemde bıraktı rahatsızlığının için, sınıfta kaldı. O yüzden devam edemedi. Yani 9 olunca ne oluyor? Lise 1. Evet. Markette tanışıyorlar, Sinan'a kaçıyorlar. Sinan'ın ailesiyle beraber Pendik'te yaşamaya başlıyorlar. Ancak aralarında sürekli anlaşmazlık yaşıyor, evet, ailenin dediğine göre yaşıyorlarmış. Çünkü Sinan'dan şiddet görüyormuş. Hatta Esra bu yüzden 5 kez kadın sığınma evine gitmiş. Evet. 18 yaşında çocuk. Evet. Ay 18 yaşa ne kadar sığdırılamayacak bir hikaye bu ya. Peki size niye gelmiyordu kadın sığınma? Bize getiriyorduk Müge Hanım. Çocuğu rahatsız... Şöyle oturayım mı ben? Biz de rahat ettirmiyordan devamlı gelip rahatsız ediyordu. Ben o geleceğiz, beraber yaşayacağız. Onu da yaşatmadığı için hani devlet tarafında... Evden kaçıyordu, size geliyordu. Sonra koca gelip rahatsız, evet, ediyordu. O da kadın sığınma evine yerleşiyordu. O da kafam çekmeye değil, kadın sığınma evine. Hani yurda gidiyordu. Devlet polislere gidiyordu. Polisler de onu çocuk şeysine götürüyordu. Yaklaşık 2 ay önce Esra ile Sinan ayrı bir eve çıkmışlar. 9 Ağustos'ta Esra yeni bir işe başlamış. Annesini engelliler için para topladıklarını söylemiş. Evet, aynı öyle söyledi. Böyle bir iş mi varmış? Bilmiyorum, bize öyle söyledi. Aradan 3 gün geçmiş. Yani engelliler için para toplayacağız anne. İşe başladık diyor karı koca. Evet. Bunlar resmi nikah kıydılar mı? Yok. Biz kıymadık çünkü çocuk hani şey yapmadı, hoşumuza gitmedi. Gitmediği için onay vermedik. Resmi nikah da kıymadılar. Evet. Anne diyor işe başladık diyor. Ve işe başladıktan 3 gün... Sonra, yani 3 gün içinde siz hiç haber alamıyorsunuz. Evet. Ulaşamıyorsunuz. Bunun üzerine Sinan'ı aramışlar. Yani damatlarını diyeyim. Evet. Demişler ki nerede, evet, biz Esra'ya ulaşamıyoruz. O da demiş ki Esra kayıp. Aa. Evet. Ve son 3 aydır da Fatma Hanımlar ne... 5 ay. Ağustos'un 12'sinden beri. 5 aydır. 5 ay. Ne Sinan Karaç'tan haber alıyorlar ne de kızlarından. Sinan Karaç babasının evinde. Onu hani yanlış olabilmiş. O... Dışarıda dün bir aradı eşimi. 5 aydı bizi aramadı. Dün biz buradan eve dönüş yapınca bizi aradı. Gördü sizi. Görmüş demek ki burada. Ne dedi? Baba dedi ben Esra'nın dedi nerede olduğunu biliyorum. Ha. Bana 10 gün müsaade edin. Ben 10 gün sonra Esra'yı götüreceğim size teslim edeceğim dedi. 5 aydan beri aramadı. Erzincan'da bir şeyde olduğunu söyledi. Meydanda olduğunu söyledi. Kazası veya bir şeysini söylemedi. Erzincan'da dedi. Ne iş varmış Erzincan'da? Bilmiyoruz artık. Bize öyle söyledi. Bize dedi 10 gün müsaade edersiniz. Dedi, 10 gün sonra ben bu kız çocuğunu alıp geleceğim size teslim edeceğim dedi. 10 günü beklemenin sebebi ne? Madem böyle bir imkanı var yerini adresini biliyor. 5 aydı bizi arayıp sormaya. Esra'yı söylüyordu. Esra'yı çok konuşuyor, seviyor. Madem Esra'yı seviyormuş da. Kusura bakma ben hiç böyle şeylere inanmam yani. Evet. Bir kere niye 10 gün sonra bekliyorlar? Evet. Madem Erzincan'da sen de ulaşabiliyorsun. 10 saniye numarayı şöyle tuşlayacak aile sesini duysun. Gayet evet, tabii canım. Hayır, adresini biliyorsa... Kendisine gelmiyorsa kız güven duymuyor olabilir. Kocası demeyeceğim artık hani resmi bir şey yok. Ona gitmek istemiyor olabilir. Anneye babaya adresi verir. Bu adreste kızınız der. Gidin kızınıza orada ulaşırsınız. Peki, der. Peki niye Erzincan? Ne varmış Erzincan'da? Bize öyle söyledi. Biz sadece bize söyledi öyle. O biz atladıyor. Atladıyor. Biz buraya başvurduk. Bizi buradan hani geri gelsinler. Araştırmayı kessinler. Ben onu nasıl olsa oyalarım. Amacı bu onun. Sinan'ın. Size bir şey söyleyeyim mi? 5 ay durup da sizi burada görünce, çünkü dün aile burada oturuyordu biliyorsunuz koltukta, sizi arayıp kızınız Erzincan'da 10 gün sonra getireceğim demesi, şimdi beni daha çok şüphelendirdi. Evet, manidar. Bu biz, daha önce ne yazık ki bir durum, yaşadığımız olaylardaki süre kazanma eylemlerine çok benziyor. Sıkıntılı geldi belki bana şimdi da. İllaki hani her söylüyorum her kaybın canından endişe etmeyelim ama... Esra niye 5 aydır sizi hiç aramadı? Hiç aramadı. Aramayınca durmazdı. 14 yaşında bir Muhammed'im var okula gitmiyor. Ablasını haber alamayınca. Beni aramayınca hiç durmazdı. Babaannesi vefat etti, eşimin annesi. Onu da çok seviyordu. Hani bir
Kolaylık bir yerde olsa onun cenazesine de gelmek isterdi, görerdi ama hiç haberi yok. Ağustos'un 12'sinden beri ne hal ne haber. Hiçbir telefonu açmadı bize. Ben de bir anneyim, çok zor durumdayım. Yalnız seni her zaman istiyorsun. En son çağırıp evvela Allah sonra sensin. Canım benim sana ya. Sana güvenerek geldim. Bir mikrofona söyler misiniz? Ne olduğunu anlamadım ben. Ne diyor? Bir mikrofona söyler misin? Oğlumun? Ne demek? Müge Hanım biz Sinan Bey'e ulaşmaya çalışıyoruz. Onu aradık da Sinan Bey'in babası çıktı telefona. Şimdi arkadaşlar hatta öteki hatta oğlumun bütün telefonlarını iptal ettirdik. Ben de oğluma ulaşamıyorum. Ben şu anda bağlanmak istemiyorum diye söylüyor ama öteki hatta... O da mı oğluna ulaşamıyor? Evet ben de ulaşamıyorum. Bütün hatlarını da iptal ettirdik diyor. Niye iptal ettirmişler yani ne demekmiş yani o? Onu anlamadım ben yani. Ne demek oğlum bütün telefonların iptal ettiği? Dün telefonu açıktı. Dün ben de ulaşamıyorum diyor Müge Hanım. Ben niye, niye o zaman? Ulaşmamak için mi iptal ettirmişler? Bir dakika bağlı. Yani tam tersi. Aktarıyoruz Müge Hanım. Ha? Aktarıyoruz. Yayına mı aktarıyorsunuz? Aktarıyoruz. Siz tanıyor musunuz Sinan'ın babasını? Konuşuyor evet. Dün de eşimi aradı dün görüştüler. Allah razı olsun. İyi insandır. Annesinden iyi insandır. Babasından bir şikayetimiz yok. Onları... İyi memnunlar. Benim kızımı açıktı önceden. Kapalı ol kızım, namaz kıl kızım. Hani herkesin adeti var. Ama ben annesinden babasından bir şikayetim yok. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Burada siz bir şey anlatmışsınız. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla bu Esra ile Sinan, tabii para pul da yok. Gittiler babalarının evet. yanına oturdular. Fakat ayrı eve çıkmak istiyorlarmış. Evet. Bunun için de Esra'nın ilk sığınma evine gidişinde Sinan... Esra'ya bir takım öğütler vermiş. Git polise böyle böyle söyle diye. Size bunu Esra mı anlattı? Bu gitmeden evet. bir öncekinde. He, ne dedi? Esra dedi ki anne dedi aslında bize polislere anlatmış. Biz hani kayıp ya oğlumdan gittik başvurduk kayıp başvurusu. Siz kardeşinize niye sahip çıkmadınız diye polisler bize hani biraz tersledi. Kayınpederi ne iftira atmış. Sinan Karaç ayrı eve çıkacağız diye benim kızıma kayınpederine iftira attı. Aslı yok. Biz kızımı eşim, oğlum çağırdık yanımıza. Kızım bunun aslı var mı? Bize tam detaylı anlat. Anne dedi. Sinan zorladı beni. Ayrı eve çıkalım. Babama bu iftirayı atalım diye dedi. Biz kızımızdan duyduğumuz bu. Adam 5 ay ev hapisi aldı. Bütün yaz evde geçirdi adamı. Hapis evet. cezası da aldı evet. yani kayınpeder. Evet. Adamcağıza iftira atmış. Bu Sinan Karaç dediğimiz. Kendi babasına iftirayı evet, attıran. Sadece aile bekliyor. Dışarı için. Ne yapmaz? Ama sizin kızınız atmış oluyor iftirayı ama babasına. Ama beni Sinan zorladı dedi. Babasına illahi bu iftirayı atalım. Biz dışarı ayrı kiraya çıkalım bana diye. Bana baskı yaptı dedi. Kendisi de itiraf etti. Biz ifade falan verdik. Sinan Karaç da verdi. Tamam biz bu iftirayı babama attık dedi. Kayınpederin bana sarıldı de falan de. İşte seni evet, kadın sığınma evet. evine alsınlar. Biz de ayrı eve çıkarız. Aynı demiş. Böyle oldu. Yani bir şey bir, ben bir şey söyleyeceğim. Ben artık bu insanlardan ben korkuyorum yani. Böyle bir konuşma yapılmaz yani. Bir evlat, sen o adamcağızın gelini olmak durumundasın hanımefendi kızım. Kalkıp da yani başka türlü bir takım ondan para almak için bir yol bulursun, değişik bir konuşma yaparsın. Ama bir yani sevdiğin adamın ay, babasına bu ya. Şekilde iffete dokunur bir iftira... İnsanlığa da hanımlığa da yakışmaz yani. Oğlu da buna zaten evet. etken oluyor. Oğlu da buna eşlik ediyor. Ha. Yani, yönlendiren oğlu zaten. Nasıl bir evlat babasına kadar yani eşinin kendi babasına evet. böyle bir şey söylemesine göz gülsün. Baskı yapmış eşine baskı yapmış. İlle bu iftiraya da ilahe ve çıkacağız. Olacak bir bozukluktur yani bu nasıl bir nasıl peki bu sözde 5 ay buradan şeyde kaldı evde.